okuma yazma bilmediğini iddia ediyorlar. Herhangi bir açıklama beyan da bulunmadan sandıkta arkaya, kürsü arkasına, kabin arkasına gidip oy kullanıyorlar. Okuma yazması yoktu. Sen burada taraf tutmamak için elimden geleni yapıyorum. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, kişi kime oy verecekse de yalnız başına kendi iradesini kullanmak. Hangi partisi? Az önce Şu anda Güzeltepe Ajmanok Okulu'nun önündeyiz. Burada ciddi anlamda ihlaller yaşanmaya devam ediliyor ve gözlerimizin önünde, hatta güvenlik güçlerinin gözlerinin önünde bile cereyan eden, defalarca tekrar eden olayları tanık olduk. Yasa açıktır. Okuma yazma bilmeyen kişiye yönelik yapılması gereken uygulama nettir. Buna rağmen oy kullanmada okuma yazma bilmiyor bahanesiyle kabin arkasına 2-3 kişi giderek oy kullanılmaya çalışıyor. Oy kullanmak isteyen kişinin de iradesi gasp ediliyor. Aynı zamanda seçimlere de hile karıştırılıyor. Ve bunu kendi gözümüzle, bulunduğumuz yerde görüntülerle, fotoğraflarla kayıt altına aldık. Sadece bir değil, bizim tanık olduğumuz 3 kere böyle bir olay yaşandı. Yurttaş geliyor, vatandaş geliyor oyunu kullanmaya. Güvenlik görevlileri burada, jandarma kolluk kuvveti burada. Ancak onlar bu konuyla ilgili herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Hatta devletin burada etkisi yok çünkü yurttaş güvenlik görevlisine saldırıyor. Böyle bir seçim atmosferi içerisindeyiz. Ve bununla yetmezmiş gibi sandık kurulu üyeleri, sandık kurulu başkanları da tehdit ediliyor. Gözümüzün önünde tutanak tutması gerekirken, tutanak tutacağını da kabul etmiş, beyan etmişken okul görevlisi tarafından tehdit ediliyor. İşaretlerle bunu yapmaması telkin ediliyor. Şu andan itibaren burada Güzeltepe'de Ajmanok'ta bu seçimin aslında geçersiz olması gerekiyor. Buradaki bu hilenin, bu hileli yapılan oy kullanma işleminin feshedilmesi gerekiyor. Ancak devlet burada güç yettiremiyor. Biz buradan bunu ihbar ediyoruz. Muş halkına ve bütün Türkiye kamuoyuna ihbar ediyoruz. Mevcut iktidar kaybedeceğini anladı ve bu yüzden de alamadığını sandıkta düsturunca, usulünce alamayacağını hilelerle zorla yalmaya çalışıyor. Ancak biz burada halkımızın iradesini kullanmasına yardımcı olmaya, halkın iradesinin etkin kılmaya mücadele etmeye devam edeceğiz.